Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Hobi Fassa kanalına hoş geldiniz. Bugün yağmur var. Rahmet, bereket. Çok güzel yağıyor. İnce ince. Ben de köye geldim. Hayvanların yemini, suyunu tazeledik. Ufak tefek temizlik yaptık. Bir de iki horozumuza iğne vuruyordum. Bugün üçüncü gün. 5 gün vuracağım. Onu tamamladık. Şimdi arkadaşlar bu videoda telefonu da fazla ıslatmayayım. Uzun tutmamaya çalışacağım. Tedavi sürecinde yaptığım hatalardan bahsedeceğim. Şimdi birincisi, hayvanlara antibiyotik verdim ben. Ama şuradaki şeye, suya antibiyotiği koydum. Öyle durdu. Başka su yoktu ama o şekilde istenilen sonuç alınmıyor arkadaşlar. Şimdi bunu bir arkadaş söyledi. Dedi ki aşı yapar gibi uygulayacaksın. Yani hayvanlar susuz kalacak akşamdan. Öğleye doğru ilaçlı, antibiyotikli suyu koyacaksın önüne. Hayvanlar yanmış olacak. O taze taze o ilacı alacaklar. O şekilde etkisi olur dedi. Katılıyorum. Çünkü ben tam istediğim sonucu alamadım. Hala tam olarak geçiremedim bu hırıltıyı. Bir diğer nokta, tedavi değil bu ama şu da yanlış. Yağmurlu havalarda kümesin açık olması da yanlış. Şimdi ben geldim, yemleri falan tazeledim, değiştirdim suları. Hayvanları içeri sokmaya çalıştım. 2-3 tanesi özellikle bu gençlerden girmediler. Bunlar daha yeni çıktı da şu buğdayı yemeye çıktılar. Şu aşağıda mavici var, birkaç tane de hint var. Onlar yağmur olduğu için ayağım da kayıyor. Onları içeri sokamadım. İçeri girmiyorlar. Böyle yağmurun altında, affedersiniz, sıçan gibi ıslanıyorlar. Ondan sonra tabii ki başlıyor hırıltı, hapşırık. Yani bu da bir hata. Bence ne olursa olsun, ben şimdi burada değilim. Babam burada. Sabah açmış kümesi. Bence çise de olsa bu tarz havalarda, ıslak havalarda, yağmurlu havalarda kümesi açmayacaksın. Hayvanlar ıslanmayacak, çamurda kalmayacak. Bir diğer hata yaptım. Şimdi iğne vuruyorum. Ben hep deri altından vurdum iğneyi. Ete vurmadım. O da çok etkili olmuyormuş o şekilde. Bir de bir arkadaş Sertan şöyle söyledi. Bazen dedi o deri altına vurduğun iğne antibiyotik vücuda girmiyor. Hayvanın tam o iğne vurulan bölgesindeki deri çürüyüp düşebiliyor. Ayrıca göğüs etinden vurduğun zaman aldığın verimin belki yarısından daha da azını alırsın dedi. Artık doğru da buldum. Yani bence de doğru. Göğüs etine yanlamasına dik bir şekilde değil, aşağıdan yukarı kılcal damarlara gelmeyecek şekilde, orada ince ince damarlar var, onlara getirmeyecek şekilde bir yarım santim yan olarak göğüs etine sokup oradan iğneyi vurmak daha etkili. Şimdi mesela bu yaptığım iğneleri o şekilde yaptım. Bir de hep aynı taraftan değil, bir gün sağ göğüsten, bir gün soldan. O şekilde yapmakta fayda var. Bu ikisi dediğim gibi yanlış tedavi yaptığım noktalar, yaptığım hatalar. Bundan sonra inşallah doğrusunu yapmaya çalışacağız. Telefon da ıslandı. Elimi tutuyorum. Bu arada arkadaşlar bir müjdeli haberim var. Şu emanet horozdan bir yavru alamamıştım. Küllü feliye bırak, feri dışarı saldım. Başka bir tavuk aldım. Çok kaliteli bir tavuk. Bu tavuğumuz da yumurtluyordu. Buraya geldi. 2 gün oldu, yumurta yok. 3. gün. Acaba yiyor mu diye düşündüm. Sabahleyin deneme amaçlı bir yumurta koyduk. Eğer yumurta yoksa yemiştir diyecektim. Bir baktım hayvan yumurtlamış. Çok sevindim. Dünyalar benim oldu. Çiftimiz burada böyle. Bu horoza da iğne vuruyoruz. Maşallah. Burada küllüğümüz var arkadaşlar. Buna da iğne vuruyorum. Bunda da bir dönem ses kısıklığı olmuştu. Şu an düzeldi ama son provada hayvanda bir sıkıntı vardı. Buna da yine 5 gün linkosipektin iğne vuracağım. Bugün 3. günü vurduk, tamamladık. Burada yine ocak yavrumuz var. Uzun siyah. Bu da çok fazla suyu döken bir hayvan.
Ama maşallah gelişimi falan gayet güzel. Acele etmiyorum. Zamanı gelince göreceğiz bunları. Buradaki horozumuz her zamanki gibi tertemiz yerleri. İnşallah nasip olursa ondan da yavru alacağız. Recai abinin hediyesi. Buraya bakalım, hızlı gidelim. Geçen gün dalmıştı bana. Son videomda. Bu sefer böyle bir şey yapmıyorsun, değil mi oğlum? Aslan. Sevdiğim horozum Asi. Yağmur var arkadaşlar. Telefon ıslanıyor. O yüzden biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Buradaki çiftimiz de henüz yumurtaya geçmedi. Ama bayağı kızardı. Tavuğun yüzü, eli yüzü. İnşallah geçecek. Bunlar ne kadar yumurta yani ne kadar yem tüketiyor diye düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Arkadaşlar, yere bakarsanız şöyle göstereyim. Yer tamamen yem. Çünkü yani bu kadar yemeleri imkansız zaten. Diğer çiftte yemlik şuradayken bunlar dibine getirmişlerdi. Dökmüşler. Kapağı kapattım. Biraz yerden yesinler. Yapacak bir şey yok. Çok fazla dökmüşler çünkü. Hangisi döktü bilmiyorum ama. Burada çilli yavrumuz var. Bu maşallah temiz. Sadece suyu biraz döküyor etrafa. Ama kümesi temiz. Az bir gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Şimdi bazıları bunların tüyleri düzgün değil diyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim ya, bu tüyle müyle çok fazla olacak bir şey değil bu. Zamanı gelince bakacağız. Çok kısa süre görmüştüm ben bunları. 1 dakika kadar. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama bir tanesi çok güzel geldi bana. Bu iki çilden bir tanesi bana güzel geldi. Buraya bakıyorum. Burada da evet. Bu da iki siyahtan bir tanesi. Biraz daha kısa diğerine göre. Ala kanat bu. Bunu da gördüm arkadaşlar. Yani 40 saniye gördüm. Gördüm de sayılmaz ama bu da güzel. İki çilden bir tanesi güzel. Bir de bu güzel. Gördüğüm kadarıyla. Böyle 1 dakikada anlaşılır mı? Anlaşılmaz ama. Şimdi arkadaşlar yine devam edeyim. Bakımla ilgili. Bir diğer nokta da mutlaka karantina kümesi olmalı. Yani hasta hayvanı hemen fark edip ayırarak tedaviye başlamak gerekiyor. Ben yanlarında olamadığım için bunu yapamadım. Haliyle bir tavuktaki hıkırtı hepsine bulaştı. Mesela şu en ağırı, bunu geçen gün yakaladım, buraya kapattım. Burada dursun. Ölür mü bilmem ama ölürse de burada ölsün. Zaten artık sinir oldum onlara. Yine gözlemlerinden bahsediyorum. Hayvanlar belli bir süre kapalı büyüdüğünde daha sağlıklı oluyorlar. Daha güzel büyüyorlar. Tamamen kapalı büyütmekten bahsetmiyorum ama şu grubu mesela mavicileri şu an gelişim yemine geçtik. Bunları şöyle bir 4 aylık olana kadar burada kapalı büyütmeyi düşünüyorum. Geniş alan. Dışarı çıktıktan sonra genelde hastalanıyor benimkiler. Bu yağmuru yiyorlar. Varsa imkan böyle bir miktar, bir süre kapalı büyütmek daha iyi gibi geldi bana. Geçiyorum arkadaşlar. Şuradaki horozumuza da bakalım. Tüy bozuk horozumuza. Adam da tüy bozuk. Huyu da bozuk. Yemi de döküyor, suyu da döküyor. Yemin kapağını kapattım. Bakacağız arkadaşlar. Yani şimdi bunu hemen bu aşamada kesip atamam sonuçta. Dursun. İyi çıkarsa durur. Çıkmazsa da en azından etlenmiş olur. Şu aşamada zaten dokunulmaz. Hiçbir hayvanın da hakkına girmek istemem. Yani şekle şemale göre hareket etmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Deneyeceğiz hayvanları. Bir de başka ne var? Videoyu çok uzun tutmayalım. Yağmuru görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bayağı bir yağmur var. Islanıyorum şu anda. Islanarak video çekiyoruz yani. Hepsi girdim içeri ya. İnşallah girmiştir. Kapıyı kapatayım da. Arkadaşlar, yağmurlu havada salınmayacak bu hayvanlar. Tavuklar içerideydi. Ama ferikler maalesef, şu da bir tanesi de şu. Bunlar dışarıda kaldı. Tamamen ıslandı. Bunların bir küçüğü var. En küçüğü nerede acaba?
O da dışarıdadır ha. Deli gibi dışarıda geziyordur. Burada mısın? Cevap ver bakayım. Yok, cevap yok. Ha, şurada. Yok, o değil. Onlar horoz. Arkadaşlar, iki çuval gelişim yemi aldım. Yumurtacı, tavuk, piliç gelişim yemi, granül yem. Şimdi bu hıkırtıya yakalanan Nisan yavrularından horozları zaten kapatamıyorum. Kapatıldığı zaman tekrar açtığında olmuyor. Birbirine giriyorlar. Feriklerin 2-3 tanesini aşağıdaki boş kümese alıp kapatmayı düşündüm. Gelişim yemi vereyim dedim. Ya hangisini nereye kapatacaksın? O da bayağı bir uzun iş. O yüzden vazgeçtim arkadaşlar. 2 çuval gelişim yemi aldım. Şu an zaten hayvanlar genel olarak kırgın. Bu hırıltı nedeniyle. Yiyin bakalım. Afiyet olsun. Şu an hayvanlar zaten kırgın. Hırıltıdan dolayı. Tavuklara da iyi gelir. Burada çoğunlukta ferik falan var, Hintler var. Onlar da daha iyi gelişir. Hastalığı daha iyi atlatırlar. 2 çuval gelişim yemini yesinler. Feda olsun. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyle. Tedaviyi yanlış uyguladığımız için istenilen sonucu alamıyoruz. Siz bu hataları yapmayın. Doğrusunu yapın. Hayvanlarınız sıkıntı yaşamasın. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Şöyle hayvanları gözlemleyeyim. İçinde ağır hırıltısı olan varsa onu ayırayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Her şey gönlünüzce olsun.